Sayın Başkan'ın söyledikleri şeyler arasında bir cımbızla bir kelime çektim Hangisi? oradan. Çocuklarımızın dikkat evet. dağınıklığı. Gerçekten günümüzde en çok önemli şeylerden bir tanesi. Dikkati inanılmaz dağıtıyorlar. Her günümüzde sosyal medya, telefon, bilgisayar oyunları vesaire gibi. Ama o atış yaparken o full konsantrasyon. Hedef mi hani var ya burada mesela. Hakikaten o hedefe kilitlenirken her şeyden bir tarafa kalabiliyorsun. Yani diğer spor dalları da var. de oyunda diğer oyunlarıydı işte okçuluk vesaire ama o ...atıcılık hakikaten bütün beyinli fiziğini şey yapıyor. O dikkat dağıtıl, dağınıklığı konusunda çok önemli bir yere değindi başkan. Peki yeniden futbola dönelim. Zira Türkiye Kupası'nı konuştuk. Günün maçı üzerinden de çok kısa bir yorum alayım senden istersen. Sürpriz bir sonuç olmadığını söyledin oynanan üç maç üzerinden. Bugün de Antalya Spor Demir Grup Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek... E, saat 20.30'da 30'da Aspor'dan canlı olarak buluşacak sizlerle bu mücadele. Yani baktığımızda aslında yani ligde çok farklı yerlerde e, konumlarda olan iki takım. E, sıval, e, ama bu, spor, Buraya sıval, kadar gelmiş olmak Antalya Spor'u elbette motive etmiştir. Bir de kendi evinde mücadele. Nasıl bir maç bekliyoruz? Antalya Spor devre arasında takımın neredeyse tamamının yakını değiştirdi. Çok da iyi bir kadro oluşturdu. Hı hı. E, belli isimlerden yıldızına Podolski gibi, Garsales, Sinan gibi iyi bir kadro yaptı devre arasında takviyelerle. Sivasspor Sivas Spor çok fazla takviye yapamadı. Sivas Spor'un hedefi tamamen lig. İki maçta da kaybettiği puanlara göz önüne alırsak bugün de ben e, rotasyonlu bir kadro bekliyorum Antalya Spor karşısında. Bir tarafta tam kadro bir Antalya Spor, diğer tarafta ise bu rotasyonlu bir Sivas bekliyorum. Çünkü Sivas Spor'un Başakşehir Spor maçına çok daha büyük önem verdiğini bilgilerini aldım. Şampiyonluk yarışında hedefe gitmeye çalışıyorlar. İki maç kaybettiler ama Başakşehir maçını kazanmaları halinde şampiyonun yine en güçlü adayı olduklarını ifade ediyorlar. O yüzden de ben Başak e bu karşılaşmada bol rotasyonlu bir 11 ile çıkacaklarını bekliyorum. Şunu savunanlar da var. Yani dediğin aslında doğru mantıklı ama şu senaryo mantıklı değil mi? Son iki maçta puan kaybetti yenildi son haftada. Ondan önceki haftada iki puan bırakmıştı. Yani zaten teknik direktörün açıklamaları biz en baştan beri şampiyonluk demedik şeklinde biliyorsun. Yani Başakşehir Mütevazi. karşısında olası bir puan kaybını da öngörüde bulunarak hani Avrupa yolunu açmak açısından bu maçı sağlam almak isterse az kadroyla çıkmaz mı Sivas Spor? Ben az kadroyla çıkacağını zannetmiyorum. Sivas Spor'un buradan sonra artık böyle 5-6'nın aşağısına ihtimal vermiyorum. Bu maçtan da en az bir beraberlik alacağını düşünüyorum Başakşehir karşılamasında. En az bir beraberlik ama kupa maçında rotasyon bekliyorum. Bana gelen bilgi o yönde. İki maçın biri beraberlik biri muhalifiyet. Evet. evet mağlup olabilirsin. Gazişehir maçı tamamen bir iş kazası diyebilirim. Yani 5-0'lık muhalifiyeti hiç kimse beklemezdi. Yani Sivas o maçtan 5-0'lık muhalifiyetini kimse beklemezdi. Bence bu karşılaşmada da yeniden söylüyorum. Böyle en az 4-5 oyuncusunu rotasyonla bir şekilde Başakşehir maçına saklayacağını düşünüyorum. Peki. O zaman devam edelim. Süper Lig'e döneceğiz. Beşiktaş'ı konuşalım biraz istersen. Manşetlerini de görelim. Beşiktaş'a da aynı neler yazılmış, çizilmiş. Sergen Hoca ile beraber bir çıkışa geçti Beşiktaş a. ama bu kalıcı mı? Biraz bunun sohbetini yapalım istiyoruz. Foto Maç gazetesine gidelim. Kartal demek, hücum demek. Yeni oyun sistemine böyle özetledi teknik direktör. Bizi son maçta bir puanın şampiyon yapacağını bilsek bile o maçı da kazanmak için biz sahaya çıkacağız diyerek oyuncularını e, motive ediyor. tabii birçok isim var hayata dönen. Yayıç bunlardan belki ilki biliyorsun. E, yani bu çıkış kalıcı mı sence? Bu çıkış da bir defa başlangıç. Çıkışa daha geçmedi. Öyle bir galibiyet. Mi? Oradaki e, yani Rize hava maçı. olarak da atmosfer olarak da biliyorsun. E, ...güzel e, görüntüler geliyor. Bir çöküş vardı... ...Sergen Hoca'yla beraber o camia yeniden kenetlendi. Bu çıkışı ya, dememiz için... ...bu hafta bir galibiyet... ...arkasından bir galibiyet daha yakalaması lazım. Ama Sergen Yalçın'ın gelmesi... ...bir defa o camiadaki bölünmüşlüğü... ...yeniden tekrar bir araya getirdi. Yeni yönetim kurulu tam destek veriyor derken... ...tekrar desteğini kaybetme aşamasındayken... ...Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri eleştiriliyordu. Sergen Hoca'nın gelmesiyle beraber... Hı hı. ...şu anda taraftar, futbolcular, yönetim... ...inanılmaz bir kenetlenme sağladılar... Bir galibiyet de burada da eğer iç sahadaki alacağı galibiyet, Sergen Hoca'ya maçtan önce gösterilecek, ben taraftarların maçı çok büyük ilgi gösterdiklerini ve e, tamamında olacağını inanıyorum. Maçtan önce Sergen Hoca'nın o futbolculuğunda olduğu gibi türbinleri gezmesi, futbolcularla olan diyaloğu, o futbolcuların psikolojisini, Sergen Hoca'nın en büyük özelliği futbolcu psikolojisini çok iyi biliyor. Yıldız futbolcu psikolojisini de biliyor, genç futbolcu psikolojisini de biliyor. Buralardan hep geçmiş bir kişi olarak kime nasıl davranacağını biliyor. Bazı oyunculara özel şans vereceğini de biliyorum ve... E, Yeni transferler Boateng'le beraber bu hafta Beşiktaş'ın rahat bir galibiyetle o çıkışı devam ettireceğini düşünüyorum. Peki devam edelim. Fanatik'in 9. sayfasına gidiyoruz. İşte Kartal'ın hücum dörtlüsü Beşiktaş'ta teknik ekip takım ara transfer döneminde katılan Boateng'in idman performansından çok memnunlarmış. Hemen sayfanın alt kısmında göreceğimiz bir date olacak bu. Ganalı Yıldız'ı Cumartesi günü Antep karşısında acaba izler miyiz? ki duyumlar sanki böyle gibi. Ee, sol açık hattında sağa sürmeyi planlıyormuş onu e, hoca. Sağ açıkta Enkudu, forvet arkasında Yayıç, en ileride de Burak. Böyle kağıt üzerinde mantıklı duruyor mu Savaş? Mantıklı duruyor. Bu gelmesi bence bir defa Burak'ı rahatsız edecek. Yani olumlu da rahatsız edecek. Burak bu takımın e, en önemli forvetiydi. Hem güven hem umut. E, Burak Burak'ı rahatsız etmiyordu açık konuşayım. Yani çünkü bunlar varken ben buradayım diyordu. Bu her ne kadar eğer açık oynayacak olmuş olsa da bir forvet arkası ve Hı -hı. bir forvet gibi gizli forvet oluşu da Burak'ı rahatsız edecektir. Ben Burak'ta da bu maçta bir kıpırdama olacağını düşünüyorum. Olumlu da olumlu yönde kıpırdama olacağını düşünüyorum. Artık tek değil çünkü yani. Beşiktaş'ta en golcü isimlikte 14 maçta 7 gol 2 asistik performansı var. E tek golcü çünkü yani yeniden söylüyorum alternatif olmayan iki genç oyuncu da çok önemli tabii ki. Umut olsun, Güven olsun ama bu iki oyuncu da Burak'ı rahatsız etmiyordu. Burak evet. rahattı yani çok rahattı. Ben bu formayı sakat olmadığım sürece giyebilirim tarzda bir oyuncuydu. Dolayısıyla tecrübeli bir oyuncu. Milli takım içinde hala yaşına rağmen bu 2020 için önemli bir oyuncu ama Boateng'in gelişi Burak'ın olumlu yönde performansını yukarı çekeceğini düşünüyorum ben. Boateng yani. oynar mı sence? Çünkü hocasından forma istediği konuşulabiliyorsun. Bültenimizde de bir haberi vardı. Ee, çok hırslı geldi. Bir defa o transfer... işaretlerin var mı o transferle Hiç ilgili? Hiç yok. Hiç Sergen Hoca o transferi bence o kısa sürede olunması yani alınmasında e, imkan ve payı var. Hı hı. Hatta Sergen Hoca'ya imza atmadan önce sormuşlar ne istiyorsun diye. Bir futbolcu istiyorum demiş. İstediği futbolcu da Boateng'miş. Ve tengin. çok da bir şekilde e, bir gün 24-48 saat içinde biten bir transfer. Aynen öyle. O yüzden ben Sergen Hoca ile Boateng'in o tribünlerin e, bir coşku oluşturacağına inanıyorum kısa sürede şehre ve takıma da e, alıştığı konuşuluyor. Almanya'da Türklerle birlikte büyüdüğü için hani Türkçe de konuşabilen bir oyuncu aynı zamanda adaptasyon sıkıntısında. E, Türkçe müzikler dinliyor, evet. şarkılar dinliyor. İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinliyor. Yani e, Podolski de böyle yapardı. Podolski de mesela Türk mahallesinde büyüdüğü için e, döner çay, kahve, şey Türk kültürünü bilen bir insandı. Hı. Ve Akdeniz bir de e geldiğinde de biliyorsun havalimanında içerken görüntüleri Aynı var. zamanda e, Beşiktaş taraftarının kültürünü de bile Beşiktaş taraftarıyla çok çabuk uyum sağlayıp ve o performansı sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada ilk formül olmasa bile ikinci yarıda e, oyuncu formunu bekliyorum. Ee, az bir vaktimiz kaldı. Birazdan veda edeceğiz. Hemen Süper Lig programı ekranlarımıza gelecek. Onun üzerinden de kısaca bir sohbet edelim. Ee, Malatyaspor Spor Ankara Gücü mücadelesiyle yarın 21. haftanın heyecanı başlayacak. Ee, Konya Denizli Gençler Birliği, Trabzon Beşiktaş, Antep Fenerbahçe, Adanya Spor. Yani maçları tek tek konuştuk ama belki farklılık olsun diye şunu sorayım. Yani heyecan hakikaten arttı. Önümüzdeki bir hafta, hafta çok ciddi maçlar var. Şampiyonluğu oynayan takımlar birbirleriyle karşı karşıya gelecekler. Sıralama artık bundan sonra çok rahat bir şekilde değişebilecek. Birinci sıradan yedinci sıraya kadar Sivas Spor'un puan farkı da geçtiğimiz hafta beraber aşağı indi. Rakipleriyle Trabzonspor'un maç eksiği var. O maç eksiğinin üstüne kadar da Sivas Spor'la yer değiştirecek Trabzonspor. Bu da çok önemli. Malatya-Ankara gücü maçı. Ben Ankara gücü maçından galibiyet bekliyorum. Malatya Spor düşüşte. Sergin Hı -hı. Hoca'dan sonra baya bir düşüşe geçti. Ee, Ankara gücü bu maçı artık her şeyle 3 puan için oynayacak. Ciddi transferler yaptı. Eğer maçı kaybederse Ankara gücünün şansı bir ayla azalacak. Konya maçı da artık Konya Spor galibiyet özlemi var artık hı hı. Konya Spor altında. Aykut Hoca'nın müthiş bir kredisi var. Denizli Spor'da düşüşte o maç da çok. Ya bu hafta hakikaten maçların hepsi birbirinden güzel ve değişik skorlara gebek olabilir. Gençler Birliği Trabzon Spor maçında Trabzon Spor favorim. Beşiktaş Gaziantep içeride. Gençler Birliği bir çıkışta zorladı Gençler Birliği çıkışta Trabzon. ama Trabzonspor e, şu son maç olsun. Bir önceki maçtaki performansını koyduğu anda Trabzonspor evet. Ankara'da olmasına rağmen maçta favori olduğunu Cumartesi düşünüyorum. Cumartesi maçı hakikaten heyecanlı maçlar var. Beşiktaş Gaziantep maçı ne olur? Aynı saatte. Nasıl onun için evet. ikisi de birbirinden güzel maç. Ben Beşiktaş Gaziantep maçının Sergen Hoca'nın taraftarın önüne çıkacak olması, futbolcuların Sergen Hoca'ya bir derbi maçındaki'nin üzerine koyarak Hı -hı. performans sergileyecekler. Beşiktaş'ın burada çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Alanya maçı iç saha avantajıyla Fenerbahçe Alanya sporda mücadeleyi 90 dakika boyunca bırakmayacağım. inanmıyorum. Dinlenen futbolcular var. Kayseri Antalya maçı, Kayseri Spor büyük transferler yani çok transfer yaptı. Orada Antalya Spor'u yorgun yakalarsa Kayseri Spor kazanabilir. Sivas Başakşehir maçında favorim Sivas Spor. İki haftadaki kaybını bu galibiyetle atlatmak isteyecektir. O da haftanın güzel maçlarında. Kesinlikle. Bu hafta Peki o kadar Sivas çok güzel maçlar Ankara var ki. Başakşehir ondan sonra imza aşağı doğru devam edecek. Ondan eder sonra mi? Sivas Spor büyük çöküş çöküşe geçer ama. İki maçta bir puan. Ben bu galibiyeti alacağını Peki. Üniversitesi Kasımpaşa ee, Galatasaray zor maç olacak. Hı. Kasımpaşa mutlak e, yeni hocasıyla kazanmak isteyecektir. Galatasaray da kupadaki yarayı sarmak isteyecek. Göztepe Çaykur Rizespor evinde. Favorim Göztepe. Favorim Göztepe, Göztepe evinde. Yeni ile beraber. Bizde biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz Savaş. Yine çabucak Sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ekran dışındaki izleyenlere de teşekkür edelim bizi takip ettikleri için. Bugünlük 1955 spor olaylarıyla sizlere veda ediyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde bir kez daha karşınızdayız. Hoşçakalın.